Elazığ'da böbrekleri iflas eden ve 7 yıldır diyalize giren Şener Kaya, oğlunun verdiği böbrekle yeniden hayata tutundu. Elazığ'da yaşayan iki çocuk babası Şener Kaya'nın 7 yıl önce böbrekleri tamamen iflas etti ve diyalize bağlanmak zorunda kaldı. 7 sene. O zamanlar 16 yaşında olan oğlu kendisine böbrek vermek istedi fakat baba Kaya oğlunun yaşı küçük olduğu için kabul etmedi. Yaşamak, yaşatmak gerçekten çok güzel. Organlar toprak olmasın, insanlara can olsun. Kimse babasız, annesiz, evlatsız kalmasın. Toprak olunca ne işe yarayacak? En azından birileri hayata sıkı sıkı tutunur. Belki gün gelir insanlara çok faydalı biri olabilir diye konuştu. Sen önce bir böbreğimiz iflas etti. 7 senedir diyalize giriyorum. Organ bekliyordum. Çocuğum küçüktü o zamanlar. Almak da istemedim. Ama oğlum büyüdü. Kendisi illa da vermek istedi. Çok çok teşekkür ediyorum oğluma. Valla inanılmaz söylemesi gerçekten muhteşem bir duygu. Hele de illa da insanın kendi çocuğundan bir parçası olması, içinde taşıması. Çok büyük bir duygu. Ayrıca buradakiler bize emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Operasyon çok başarılı geçti. Şu anda bazı parçaları çıkarttılar zaten. Bir haftaya kadar da eve gideceğim. Kendi aileme özellikle çok teşekkür ederim. Çocuklarıma, eşime. Dünyada hiç kolay diye bir şey yok. Onun zorluğunu çeken biliyor. Her sabah saat 5'te kalkıyoruz. Eşim de benimle beraber kalkıyor. Ben çektiğim çileyi eşim de çekiyor. Çok zor bir olay. Allah kimsenin başına vermesin. Ya bizde bir laf vardır. Derler ki insanı yaşat ki sen de yaşayasın. Bir organla bir insanı yaşatmak kolay değil. Herkesin harcı da değil. İnsanı yaşatacaksın ki sen de yaşayasın. Yarın kimin ne hale geleceğini, kimin neye muhtaç olacağını kimse bilemez. Onun için herkes bu konuda duyarlı olması gerekir. Ben ölüp gittikten sonra benim parçalarım herhangi bir işe yaramayacaksa benim bu dünyada kalmamın bir anlamı yok ki. Benim de benden bir parça da bu dünyada yaşayacak. Yaşamak, yaşatmak gerçekten çok güzel bir şey. Dediğim gibi insanı yaşat ki sen de yaşayasın. Toprak olmasın. Topraktan bir şey olmaz. İnsanlara can olsun. Kimse babasız kalmasın. Kimse annesiz kalmasın. Kimse çocuksuz kalmasın. Kimse evlat acısı yaşamasın. Toprak oldu mu ne işe yarayacak? En azından birileri hayata sıkı sıkı tutunur. Belki gün gelir insanlara çok faydalı birisi olabilir.